Hangisini yazam, nesin öveyim? Çok güzeldir benim köyüm. Kekik kokan dağlarını gezeyim. Çok güzeldir benim köyüm. Yaylasında koyun, kuzular meler. Siril siril akar soğuk gözeler. Ne hoş olur serin içmeler. Çok güzeldir benim köyüm. Yıllar yılı gidemedim ben köye. Yolum düşmedi gurbet elden öteye. Al bayrağı dikem Hıdrellez tepeye. Çok güzeldir benim köyüm. Peteklik yolundan çıksam yaylaya. İnsan doyamıyor güzel havaya. Doya doya baksam yeşil doğaya. Çok güzeldir benim köyüm. Yaylaları şirin, dağların serin. Eksilmez benim gönlümde yerin. Bahar gelir, cennet olur her yerin. Çok güzeldir benim köyüm. Yılı nüfus sayımında 900 nüfuslu yoksul bir köy olan köyümüz Sifon, Şiran'ın en gözde, en kalabalık nüfuslu köyü idi. Takriben 1850'li yıllara dayanan bir tarihi vardır. Sifon ismi Rum halkından kalma bir isimdir. Yapmış olduğumuz araştırmaya göre ülkemizde mevcut İstatistik sonuçları gösteriyor ki gerekse beslenme ve diğer yaşam koşullarının ağırlığı sonucunda insanlar kısa yaşamaktadır. Yaşam ortalaması yaş 60 düşünürsek köyümüzde 4 nesil yaşadığı bir soy ağacına sahiptir. Son dördüncü nesil olan bizler, daha bilimsel, daha demokratik ve daha örgütlü bir toplum olma bilinciyle hareket ederek toplumumuzun gelinen son basamağıyız. Ülkemizde insanlar ya aşiretler ya da sülaleleri ile veya geldikleri yerle anılırlar. Bu anlamda köyümüzün insanlarının anılması gibi. Köyümüzün insanlarına gılaniler derler. Neden gılaniler? Bu hep kafalara takıldı ve bazı insanlarımızın hala kafasına takılmaktadır. Çünkü biz dördüncü kuşak ve yeni ismiyle 7 bölük köyü olarak anılıyoruz. Gılani terimi ile anılmamız bizleri tarihimize doğru yol almamızı beraberinde getirmektedir. Gılani, Sivas ile Malatya arasında bulunan Beydağ eteklerinde bulunan köyünün ismidir. Dedelerimiz çeşitli baskılara maruz kalarak oralardan sürülmüşlerdir. Bu baskılar gerek dinsel bakımdan, gerekse ulusal bakımdan bu sürgünleri için yeterli bir sebep olmuştur. Buna bir de ekonomik sıkıntılar eklenirse, bu köyden göçün daha iyi anlaşılabilmesi için yeterli bir sebep olacaktır. Okay.
doldursun mu? Nasıl? Ya o doldu, o kartuş doldu ya. Ne amca? Senin arabası herhangi bir şey olur. Sivas'tan batıya göç birden fazla olmuştur. İlk göç Kelkit çayının kıyısında olan ve boşalan Kalur, Kalum ya da Çakırköy köyüne olmuştur. Burada belli bir süre kalınıp ama kendilerini güvenlikte hissedemeyen dedelerimiz oradan Sifon'a yerleşirler. Rusların desteği sonucunda yeniden Rum ayaklanması başlar. Çar Rusyası'nın Kelkit'e ve Şirana gelmeleri sonucunda yeniden buralara geri dönüşleri başlatır. Bu dönüşler Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kıyılarında konaklamayı da beraberinde getirir. Oradaki geçici duruşlarından bilinen iki önemli anı hala tazeliğini korumaktadır. Bir kısmı Adana, bir kısmı Tokat ve Amasya yani içe doğru göçler başlar. Bu göçler 93 Harbi'nin bitimi ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulur. Tekrar Sifon'a dönüş başlar. Ancak bir kısmı gittiği yerlerde kalır, bir kısmı yolculuk esnasında ölür. Geri kalan gelir, tekrar Sifon'a yerleşir. Ama günümüzde her şeye rağmen isimleri ve tarihi eserleri ile bu alanların bizden önce burada yaşayan Rum halkının olduğu mevcut yapıları ile birer kanıt olarak tarihe şahitlik etmektedir.
Ben de oradan gelip gidelim. Karabaş, ulan sen neredeydin lan sonra? Karabaş diyorum, Karabaş diyorum sen. Keş gelmiyorsun sen orada öyle. He? Baksana lan kerateler, kerateler. Ne Sifon'a ilk yerleşim demirciler, sarılar ve gediklerdir. Bunlar Gulan köyünün akrabalarıdır. Ama önce hangisinin gelindiği bilinmemektedir. Fakat gedikler ve demircilerin önce geldiği söylenmektedir. Daha sonraları sarılar gelir. Sırt mahalledeki komşularımız yine aynı yöreden, yani Gulan köyünün yakınındaki başka köyden gelir ve yerleşir. Son olarak da kayalar ve çam yurdular Dersim'in Elazığ ve Kiili çevresinden gelirler ve yerleşirler. Sonuç olarak köyümüzün oluşumu böyle başlar. Kaderde ve kıvançta birlik sağlanır. Biraz da ortak özellikler kendilerini zorlayan, yani aynı baskılar, aynı endişeler, aynı sıkıntılar olmuştur. Ama köyümüzün çoğunluğu Gulaniler oluşu hep Gulani olarak alınır ve kalır. Gulaniler temel ekonomik kaynağı hayvancılık, tarımcılık ve ormanların tüketimi oluşturur. Önceleri her tarafı orman olan köyümüzün çevresinde yürümesi mümkün olmayan sıklıkta ağaçlar varmış. Yaşlıların anlattığı birer sözlü belge olarak düşünmeliyiz. Gerek tarım için alanların açılması, gerekse kesim yolu ile kömür yapılması ve satılarak kendilerinde olmayan endüstriyel mamullerin temin etmeye çalışmaları sonucunda tüketilmiştir. Önceleri tarım ve hayvancılık yeterli gelir. Ama nüfusun çoğalması, toprakların dinlenmeye bırakılması, kullanılacak fazla toprakların olmadığından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan toprakların bölünüp küçülmesiyle başlayan verimsizlik ve en önemlisi ormanların tüketilmesiyle başlayan erozyonun yaşanması sonucunda sıkıntılar başlar. Kendilerinde olmayan mamullerin ancak dışarıdan alınması gerekmektedir. Bunlar gaz, tuz, çay, ayakkabı ve konfeksiyon mamulleridir.
1965 yılına gelindiğinde köyümüzün nüfusu 900 kişi olur. Bu devlet resmi nüfus sayımı istatistiğidir. Köyden nüfus yoğunluğu beraberinde sıkıntılar getirir. Köyde göç önceleri mevsimlik işçi şeklinde başlar. Bu alanlar maden ocakları, devlet demir yollarına ve kara yollarına olur. Daha sonraları temelli çıkışlar köyden başlar ve 1970 ile 1980'e gelindiğinde köyün yarısından fazlası artık köyden çıkmıştır. Teyzeler madalinde dikilir. Şurada birinci öde, ikinci öde başlar dikilir. Bugüne gelindiğinde en iyimser tanımla köyümüz bir viraneyi andırmaktadır. 1998 nüfus sayımı 74 kişinin yaşadığını göstermiştir. Ancak unutulmaması gereken bir noktayı belirtmekte fayda vardır. O da şudur: kendi tarihini bilmeyen toplumların geleceği olmaz.